Tekstil sanayisinde çalışan bir kimyager aşağıdaki işlemlerden hangisinde görev alamaz? A. Tekstil maddelerin ürün özelliklerini belirler. Böyle bir görev vardır. Tekstil maddelerinin özelliklerini geliştirmek. Böyle bir görev vardır. Tekstil maddelerinin işlenmesinde kullanılacak kimyasalları seçme. Yine böyle bir görev vardır. Boyama işleminde kullanılacak boyaları seçmek. Bu da yine kimyagerin, tekstil sanayisinde çalışan bir kimyagerin görevi alan içerisindedir. E'ye baktığımız zaman tekstil maddelerinin modaya uygun şekilde dikimini gerçekleştirmek. Yani kimyagerin böyle bir görevi yoktur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Gübre sanayisinde çalışan bir kimyager aşağıdaki işlemlerden hangisinde görev almaz? Toprağı analiz eder, dikim yapılacak bitkinin gelişmesi için gerekli olan besin maddelerinin tespitini yapar, topraktan alınan ürün verimini gübreleme ile arttırmaya çalışır, toprağa verilen gübrenin çevreye zararlı kimyasallar içerip içermediğini kontrol eder, toprağın sürülmesini sağlayarak havalandırmak. Yani böyle bir kimyagerin E şıkkında olduğu gibi bir görevi yoktur. Ancak bu görevleri vardır. Yani gübre sanayisinde çalışan bir kimyagerin böyle bir görevleri vardır. E seçeneğinde böyle bir görevi yoktur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri elementlere aittir demiş. Elementler saf mıdır? Evet, saftır. Elementler kimyasal yollarla farklı türe ayrılamaz. Bu ifade de doğrudur. Fiziksel yollarla farklı türlere ayrılır. Hayır, böyle bir şey yoktur. Elementler hem kimyasal hem de fiziksel yöntemlerle farklı maddelere, farklı türlere ayrılamaz. Dolayısıyla burada elementlere ait olan özellikler 1 ve 2 olacaktır. Yukarıdaki elementlerin sembolle gösterilmesi ile ilgili kurallar verilmiştir. Buna göre kurallardan hangileri doğrudur? Sembollerde element adının ilk harfi büyük olarak yazılır. Doğru mu? Evet, doğrudur. Her zaman için sembollerde elementin adının ilk harfi büyük harfle yazılır. İkiye bakalım. Sembollerde birinci harfin yanındaki ikinci harf küçük harfle yazılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şuraya mesela hidrojen diyebiliriz. Oksijen diyebiliriz. Yani ilk harf her zaman için büyük. İkiye baktığımız zaman ikinci harf her zaman için küçük yazılır. Hemen örnek verelim. Örneğin helyum elementi, berilyum elementi gibi diyebiliriz. Her zaman için birinciyi büyük yazıyoruz. İkinci harfimiz olan yardımcı harfi ne yapıyoruz? Küçük harfle yazıyoruz. O halde ikinci ifademiz de doğrudur. Üçe bakalım. Sembollerde kullanılacak rakam ilk iki harfin arasına yazılır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Rakam varsa elementin harfinin simgesinden sonra ne yapılır? Yazılabilir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz gibi bir durum yok. Dolayısıyla bunun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Aşağıda verilen element sembol eşleştirmelerinin hangisinde hata yapılmıştır? Sodyum elementi Na ile gösterilir. Azot elementi arkadaşlar Ne ile değil. Azot elementi sadece Ne ile ne yapıyor? Gösteriliyor. Krom Cr ile, flor F ile, bor B ile ne yapıyor? Gösteriliyor. O halde cevabımız burada ne olacak? B seçeneği olacaktır. H2SO4 bileşiğinin formülüne bakarak bileşiğinden bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Bileşiğin hidrojen, kükürt ve oksijen elementlerden oluştuğu. Bileşikte hidrojen var mı? Var. Kükürt var mı? Var. Oksijen var mı? Var. O halde bu bileşik hem hidrojen hem oksijen hem de kükürt elementlerinden oluşuyor. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakalım. Hidrojen, kükürt ve oksijen sıra ile 2, 1 ve 4 tanesinden bir molekül oluşmuştur. Hidrojenden kaç tane var? 2 tane. Kükürtten kaç tane var? 1 tane. Oksijende 4 tane. Yani buradaki oran nedir arkadaşlar? 2, 1, 4'tür. Dolayısıyla ikinci ifademizde ne olacaktır? Doğru olacaktır. Bileşiğin kütlece %65'inin oksijen olduğu. Sadece buna bakarak arkadaşlar bunu bulamayız. Burada bunların tek tek kütlelerinin verilmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında üçüncü ifadeyi bulamayız. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifademiz doğrudur. Bu bilgilere ulaşabiliriz.
Bu özelliklerin element ve bileşiğe ait olma durumlarının doğru eşleştirilmesi nedir? Saf madde. Saf madde olması hem element hem de bileşik için doğrudur. Dolayısıyla hem element hem bileşik için bir ifadesini yazmamız gerekecektir. Cevaplara bakarak element ve bileşik diyoruz arkadaşlar. Bir hem elementte hem de bileşikte olacaktır. Gelelim 2'ye. Kimyasal yöntemlerle farklı türlere ayrılma. Kimyasal yöntemlerle farklı türlere sadece yani ne yapılır arkadaşlar? Bileşikler ayrılabilir. Yani elementlerin böyle bir durumu yoktur. Dolayısıyla ne demem lazım? 2'yi şuraya koymam gerekecektir. Dolayısıyla 2 burada olacaktır. Hiçbir yöntemle farklı türlere ayrılma. Tabii ki de 3'ü de şuraya koymam gerekecektir. Yani saf madde olması hem elemente hem de bileşiğe aittir. Kimyasal yöntemlerle farklı türlere ayrılma bu bileşiğe ait olacaktır. Hiçbir yöntemle farklı türlere ayrılmama bu da elementlere ait olacaktır. Dolayısıyla böyle bir sınıflandırma olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışmaları sırasında uygulanmamalıdır? Deney sırasında tüm malzemeler temizlenmelidir arkadaşlar. Buharın solunması zehirlemeye yol açacak kimyasallar ile çalışırken kesinlikle arkadaşlar çeker ocakta çalışılmalıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Deney sırasında kimyasalların cilde temas etmesi engellenmelidir. E'ye baktığımız zaman kimyasallara çıplak elle dokunulmamalıdır. Bunlar doğrudur. B'ye bakalım. Kimyasal malzemeler laboratuvardan dışarı çıkarılmalıdır. Arkadaşlar kimyasal maddeleri laboratuvardan dışarıya çıkarmamalıyız. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olacaktır. Tehlikeli kimyasalların ambalajları üzerinde uyarı sembolleri bulunmaktadır. Bu uyarı sembolleri verilerden hangilerini sağlar? Bu uyarı sembolleri kimyasalların vereceği zararların önceden bilinmesini sağlar arkadaşlar. Böyle bir görevi vardır. 2'ye baktığımız zaman kimyasalın molekül formülünü bilmesi. Yani böyle bir amacı yoktur. 3'e baktığımız zaman insan sağlığının korunması için alınması gereken önlemleri belirtir. Dolayısıyla böyle bir görevi de vardır. Dolayısıyla bunun cevabı 1 ve 3 olacaktır.